Herkese merhabalar. Hepiniz Mitrain'le PUBG Rehber video serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun süredir beklemiş olduğunuz rehberin ilk bölümüne karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum efendim. Peki bu rehberimizde sizlere neler anlatacağım? Öncelikle oyuna yeni başlayan oyuncuların yapması ve yapmaması gerekenleri, oyunu uzun süredir oynayıp istediği performansa hala ulaşamayan oyuncuların yaptığı hataları ve oyunda neler yapmaları gerektiği ve kendinizi daha da geliştirmeniz için oyundaki araba, silah ve çevre etkenlerini nasıl kullanmanız gerektiğinden detaylıca bahsedeceğim. Serimize her oyunda ilk yapmamız gereken en temel fakat belki de en önemli maddelerden biri olan ayarlarla başlıyoruz. Menüden ayarlara tıkladıktan sonra oyunumuzun nasıl gözükeceğini belirlediğimiz grafik sekmesiyle başlıyoruz. Buradaki tercihlerimiz kişisel ve sistem özelliklerimize göre değişiklik gösterse de en önemli nokta en yüksek FPS'i ve adamları en rahat göreceğimiz grafik ayarlarını belirlemek olacak. Öncelikle oyunu en akıcı halde oynayabilmek için görüntü modumuzu tabii ki tam ekran yani full screen alıyoruz. Sonrasında her map için ayrıca bir parlaklık değeri atayabilmek adına Tüm haritalar için evrensel parlaklık bölümünü etkisizleştir yaptıktan sonra her harita için buradaki parlaklık değerlerini ayarlıyoruz. Sonrasında ise en önemli yani gelişmiş ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada öncelikle ekrandaki görüntü gecikmesini azaltmak adına V-Sync'i sonra da bulanıklığı azaltmak için hareket izini etkisizleştiriyoruz. Ardından Rötuş, gölge, efektler, yeşillik ve görüş uzaklığı gibi ayarlarımızı çok düşüğe alarak çevrede bizi rahatsız edecek bütün etkenleri, bütün grafik öğelerini en aza indiriyoruz. Sonrasında ise sistem özelliklerinize göre doku ve kenar yumuşatma gibi ayarları yüksek kullanarak oyunda güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Burada da küçük bir parantez açmak istiyorum. Sistem özelliklerim çok iyi olduğu için bazı arkadaşlar ultra ayarlarda oynamam gerektiğini düşünüyor. Fakat oyunu rekabetçi şekilde oynadığım için oyundaki dağ, taş, kaya, çimen gibi objelerin iyi gözükmesindense rakiplerimi en iyi görebileceğim ayarları yapmaya çalışıyorum. Ve burada da bu ayarları çok düşük kullanmamın sebebi etraftaki benim dikkatimi dağıtacak bütün etkenleri en aza indirip sadece rakiplerime odaklanabilmek. Ayrıca burada yer alan first person kamera açısını ne kadar uzağa çekerseniz görüş alanınız o kadar genişleyeceği için daha fazla görüş alanına sahip olabilir ve bu sayede daha fazla rakibinizi tespit edebilirsiniz. Ses bölümünde ise sadece dikkat etmeniz gereken bir nokta var ki o da HRTF modunu etkinleştir kullanmak. Bu modu etkisizde kullandım fakat etkin modda kullandığım zaman rakiplerin yerini daha kolay tespit edebildiğimi fark ettim gelelim kontroller bölümüne. Bu kısımda mouse hassasiyetlerimiz ve dürbün hassasiyetlerimiz yer alıyor. Bu tamamen kişisel bir bölüm olduğu için diğer oynadığınız oyunlara göre burayı uyarlayabilirsiniz. Fakat hala kendinize uygun bir mouse hassasiyeti bulamadıysanız ve bu geniş kapsamlı bir konu olduğu için bunu da önümüzdeki bölümlerde aim training kısımlarında açıklamaya çalışacağım. Tuş ayarları bölümü yine sizin kişisel alışkanlıklarınıza göre ayarlamanız gereken bir bölüm. Örnek olarak vermek gerekirse bundan önce oynadığım diğer oyunlarda yıllar boyunca kullanı E ile yaptığım için kullanı E'ye atadım. Sağ yatmayı ise F tuşuna atadım burada örnek olarak göstermem gerekirse. Ya yani burada yapmanız gereken şey oyunu en rahat şekilde oynamaya çalışmak. Sizin mouse kombinasyonunuzu, klavye kombinasyonunuzu en uygun hale getirmek ve bu sayede de oyunda rahat bir hareket kabiliyeti sağlamak. Oynanış bölümüne geldiğimiz zaman ise en önemli maddeyi en yukarıda görüyoruz. Envanter karakter işlemesi. Bunu etkisizleştirdiğiniz zaman tava bastığınızdaki karakter yükleme ekranı olmaz. Sadece bir boşluk gözükür ve bu da tabdaki donmaları engeller. Oynanış bölümünde en sevdiğim ayarlardan bir tanesi de renk görü modu. Renk görü modu sayesinde red zone, mavi alan ve kan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yeşil renk görü modunu seçtiğimizde oyundaki kan renkleri pembeye dönüyor. Kırmızı renk körü modunda ise kan renkleri turkuaz oluyor. Mavi renk körü modunu açtığımız zaman da kan renklerini oyunda turuncu olarak görüyoruz. Oyun içerisindeki ayarlarda bulunmasa da başlatma seçeneklerinize tire Korean rating yazarak oyun içerisindeki kan renklerini yeşil yapabiliyorsunuz. Ölüm akışı türünde grafik seçerek sağ üstteki kill feed'i daha kompakt, daha belirgin, daha anlaşılır hale getirebilir. A istatistiklerini de açık yaptığınız zaman serverla ne kadar sağlıklı bir bağlantıya sahip olduğunuzu görebilirsiniz. İşlevler bölümüne gelindiği zaman ise silahı elinize aldığınız zaman tekli, yarı otomatik ya da tam otomatik olmasını seçebilirken yeni gelen eklentere otomatik tak seçeneğini etkinleştirdiğiniz zaman ise yerden aldığınız bir eklentiyi otomatik olarak silahınıza takabilirsiniz. Evet, tüm ayarları kendimize göre uyarladığımıza göre artık sıra geldi savaş meydanlarına inmeye. Peki savaş meydanına inmek için ne gerekiyor? Paraşüt gerekiyor. Ve bu da bizi bir sonraki maddemize götürüyor. Paraşütü nasıl kullanmalıyız? Paraşüt kullanımını yine kendi içerisinde iki farklı alt maddede inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi nasıl rakiplerimizden hızlı iner ve onlara karşı avantaj sağlarız? İkincisi ise uçağın geçtiği en uzak noktaya inip en güvenli başlangıcı nasıl gerçekleştirebiliriz? İlk maddemiz yani rakiplerimizden daha hızlı nasıl inerimle başlayalım. Bu taktik daha çok oyuncu yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda diğer bir tabirle hot drop yapılan noktalarda bizim işimize çok yaramaktadır. Birkaç farklı iniş tekniği olmasına rağmen benim ve birçok oyuncunun kullanmış olduğu ve çok da basit olan bir yöntemden bahsedeceğim. Ve bu yöntemden bahsetmeden önce harita üzerinde sizlere birkaç tane bilgi vermem gerekiyor. Bu vereceğim bilgileri de kullanarak zaten bu iniş çok kolay yapabileceksiniz. Haritayı açtığımızda karşımıza çıkan ekrandaki her bir büyük kare 1 kilometreye, yakınlaştığımız zaman içerisinde gördüğümüz küçük kareler ise 100 metreye tekabül etmektedir. Bu bilgileri de atlarken kullanıyoruz. Öncelikle ineceğimiz yere 1 kilometre yani tam olarak 1 kare kala atlıyoruz uçaktan. Ardından tamamen yukarıya bakarak 165 kilometre hızla gideceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Dalış yapmamız gereken yer ise 100-150 metre civarında olacak. O noktayı da işaretledikten sonra mini mapimizden kontrol ediyoruz. Tam bu noktaya geldiğimiz zaman shift'e basarak dalışa geçiyoruz. Maksimum hızımız olan 234 kilometreye ulaştıktan sonra zaten paraşütümüz açılıyor. Ve bu şekilde de rakiplerimizden daha önce inmiş oluyoruz. Şimdi de kendimizi rakiplerimizden izole ederek uçağın geçtiği en uzak noktaya inerek daha güvenli bir başlangıç yapmanın yönteminden bahsedeceğim çok uzak bir mesafe çok uzun sürede gideceğimiz için bu birazcık daha zahmetli bir işlem olacak. Bu noktada hedefimiz bizden yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Minas del Sur bölgesi. Yapmamız gereken ilk şey oyun bize ilk izin verdiği anda paraşütümüzü açmak. Sonrasında W tuşuna basılı tutup S butonuna bas çek yaparak hızımızı 18 ila 20 kilometre arasında sabitliyoruz. Gitmek istediğimiz doğrultuda hedefimize ulaşana kadar sürekli bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 dakikalık bir uçuşun ardından her 1 kilometreyi 1 dakikada ilerleyerek 3 kilometrelik hedefimize ulaşıyoruz. Alt tuşu ve sağ klik kombinasyonuyla harita üzerinde çizim yapmanızı sağlayan opsiyon sayesinde atlayacağınız ve dalışa geçeceğiniz noktaları işaretleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Paraşüt kullanımı konusundaki bir diğer ipucu ise tam paraşütle ineceğiniz esnada paraşütünüzün ipini kesmek olacak. Her şu anki örnekte görmüş olduğunuz gibi bir direğin ya da yükseltinin yakınındaysanız paraşüt ipinizi daha erken kesebilirsiniz. Çok fazla ağaç, yükselti ve direğin olduğu noktalarda inerken dikkat etmekte fayda var. Siz kesmeseniz bile oyun otomatik olarak paraşütünüzü iptal edebilir. Ama yine de sessiz olun, paraşütünüzün ipini nerede keseceğinize dikkat edin. PUBG rehber video serimizin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümümüzde sizlere elimden geldiğince oyunun en temel iki mekaniğini anlattım. Sonraki bölümlerimizde ise daha ileri teknikleri, oyun içerisindeki bütün mekaniklerin püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Sizin de aklınıza takılan bir konu ya da görüşünüz varsa bunu yorum kısmında bana belirtebilir ya da bir sonraki rehber videolarda neler görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Umarım bu bölümde sizlere bir şeyler katabilmişimdir ve keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.